Merhabalar. Aha. Kendime dedim ki sabah video çekeceğim. Ama sonra biliyorum sabah böyle çok kötü uyanacağım. Hatta direkt akşamdan uyuyamayacağım. Sonra sabah kötü uyandığım için de diyeceğim ki lanet olsun bugün hiçbir şey çekmek istemiyorum. Ona engel olmak için şu an kamerayı elime aldım. Ve videoyu tuvalette başlatıyorum. Gördüğünüz üzere simince kremimi çok homojen bir şekilde dağıtıyorum. Eminim ki faydası olur. Eminim ki sivilcelerim sabaha gitmiş olacak. Hepsi gitmiş olacak. Üniversite stresinden eriyorum. Ölüyorum. Sizler nasılsınız? Hiçbir şey yetiştiremiyorum. Çünkü ben gerizekalıyım. For the Brooks case, because of the notorious nature of the charge, 32-year-old Lavorne Brooks is... Odamın hali o kadar kötü ki. Benden daha kötü şu an. Oy. Arkadaşlar artık spora başlamanın zamanı geldi sizce de değil. Hamım ya artık böyle ham. Bıcık bıcığım. Burnumda et olduğunu öğrendim arkadaşlar bu arada. Burnumda koca bir et varmış. Geçen gün adam burnu için kontrole gitti. Dedik ki bana da bakalım. Ve burnumda et varmış. Dolayısıyla nefes alamıyorum. Dün küçücük bir caddeyi yürümeye çalıştım, tamam. Ki yürüdüm yani. Yürüyebiliyoruz çok şükür. Ama o kadar nefes nefese kaldım ki diyorum bu kadar kötü olamam ya. Ya meğer burunda et varmış. Bok yesin et. Nereden çıktı et ya? Burunda et mi olur? O ne demek? Ben onu da anlamadım ki. Hepimiz hanım köylüyüz. Hanım köylüyüz. Diğer bir deyimle karı köpeğiyiz. Öyle deme bu. Hey. Bugün şey yazsam bile millet şey olmuyordu yani rahatsız edemiyordum sen bile. O kadar kitlesel bir şey yoktu artık. Nasıl arkadaşlar? 3000 gelecekten geliyor. 3500'den falan geliyor. Öyle deme bu. Yemin ederim burada açmaktan utanıyorum. Şurada açmaktan şu kamerayı utanıyorum artık. Dudaklarım her zamanki gibi mosmor. Aha ne yiyorum biliyor musunuz? Salça, biber, sarımsak. Böyle çorba gibi yiyorsun. Doyuyorsun. Güzel de oluyor yani. Şimdi, çok önemli bir insanmış gibi. Birkaç, niye şarj etmiyorum? Birkaç mailime bakacağım. Anlamamışımdır zaten. Ay evde internet yok. Küçük bir yoldayım. Abi yani ama sabah da yoktu. Neyse ben biraz sarımsaklı biber yiyeyim madem. Evde internet gitmiş. Solucana benziyorum. Arkadaşlar internet gelmeyecek galiba. Ay hırka çok kötü duruyor biliyorum. Yani yorumlarda da özellikle belirtirseniz çok mutlu olurum. Özgüvenime çok faydası olur. Bazen gerçekten şaşırıyorum. Yani bir insan bu kadar yeri dağıtabilir mi? Neyse bu kadar toplamak yeter. Tamam yetti. Al şurada şurada olsun. Sprey boya aldım kendime siyah. Şunu onu dezenfekte etmek lazım. Hoppa. Tamam ben gayet okeyim bu boya. Böyle konuşmak istiyorum. Niye kargo kutusu aldın derseniz bir şeyler yapacağım. Ama ve lakin fakat biraz zor olacak deriz kendime. Aa koli bandı. Dur. Geliyorum bir dakika durun. Selamünaleyküm. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Allah'ım ben bant açmada o kadar kötüyümdür ki. Benim yanımda. Daraldım ya. Sağımda solumda. Bu şarkıyı ezberlemek zorunda değildim mesela hayat. Buna kim böyle dikdörtgen ol demiş. Ben daha kare istiyordum. Ah. Ay çok kötü oturdum yere. Kız güzel güzel güzel. Kız güzel güzel güzel. Düşünüyorum. Evet öyleyse varım. Size bir fıkra anlatayım mı? Bir gün Descartes bara gitmiş. Demiş ki bir gün Descartes bara gitmiş. İçki söyleyecekmiş. Sonra adam demiş ki fıkrayı unuttum. Adam demiş ki ne içeceksiniz? Descartes da demiş ki düşünüyorum. Pardon, fıkra kesin yanlış söyledim şu an.
Unuttum fıkrayı arkadaşlar. Bunlar ters olursa kendimi parçalarım biliyorsunuz. Nasılsınız? Rahatsınız gençler. Evet merhaba. Deniz'le sprey boyadan zehirleniyoruz bölümünün birinci bölümüne hoş geldiniz. Mümkünse camı açmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten iğrenç kokuyor bu sprey boya. Oy. Kendime güvenim tam. Anam. Boyuyor. Arkadaşlar bunu yapan nasıl yapıyor ya? Olduğu kadar olmadığı kadar. Öldüğümüz kadar, ölmediğimiz kadar. Nefes ver, nefes almak lazım. Oh, ciğerler. Niye şiveli konuştuğumu da bilmiyorum bu arada. Bazen otomatik olarak çıkıyor. Şive bir güvenlik alanı, bir comfort zone gibi bir his veriyor bana. Mesela koku kaybı için koronaya hiç gerek yokmuş. Ben hayatımda bir daha asla bir şey koklamak istemiyorum. Ay bu çok keyifli bak siz görüyorsunuzmuş bak. Ay harbiden yoruldu elim. Bir şey bu gerçekten eli yoruyormuş bu arada. Ya da ben direkt güçsüzüm. Biraz bilek kasına çalışmam gerekiyor bunu öğrendim. Başım ağrıdı. Ay direkt yere sıktım ya. Geldim yetiştim. Allah. Ablama bir mesaj atacağım. Sence annem ağzına sıçacak mı diye. Anacım ağzıma sıçar mı? Hiç fokuslamasına uğraşamayacağım. Belki bayılma taklidi yapsam hani zehirlendiğim gibisinden. Belki acır annem bana. Tırnağım. Nerede ben? Bantla hiç açamam. Açtın mı? Please. Aa! Abi bir koli bağını açınız. Kim kapattı seni? Al işte. Hayır. Gel. Selamun aleyküm. Yani... Oo burası iyi mi? Hiç iyi değil şu an. Aa! Ya yeter! Neden maske? Kokuyor çünkü. Ne? Bayağı boyamışsın. Gördün mü ne kadar güzel boyadığını? Nesini boyamamışım buraya? Şimdi kuruyor şu an. Buralar boş. Kuruyor. Üstünü de boyayacağım. İçini de boyamaya gerek. Ama acil belki şu an yaparsak bir etkileşim yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Birazcık çıktı çünkü. Zannem çıkacağını baktım çıkıyor. Asetonla çıkıyor diyor. Bak görüyorsun çıkmadığını. Şu an niye bant istiyorsun? Şunu abi yeter. Dondum. Üstten açsak canım mesela nasıl olur? Çıkmıyor. Demin öldüm bak. Yapayım istiyorsan bir öl. Beni boyadım. Yemin ederim. Nerede boyadım ya? Boyasam gözükürdü. Abi ne? Tell me that you need me. Bu ne? Duray. Ama yemin ederim grafiti yapasım geldi. Ay kız yazdım bak TG yazdım. Tam mı kapanması gerekiyor? Yani kapandığı kadar. Bir şeye bakacağım bir dakika. Ne güzel. Ya da akıyor mu? Hiç güzel değil. Olmaz önce açmadım aynısını. Açtım da açıldı yani. Hiç onunla alakası yok. Ben direkt kopararak açtım. Ben direkt böyle bir açtım. Ah! Kırdım! Şahane deme bu! The Crown'un ilk 3 sezonunu izlemeden direkt 4. sezonuna başladım çünkü bildiğim bir olay. Yani bir çok iyi bildiğim değil de hani Prenses Diana'yı hepimiz biliyoruz. Daha yakın tarihli diye dedim hani bir şeyler anlarım. Biraz izlerim falan. Sonra Deliler Gibi izledim. 2 günde bitirdim. Charles'a küfrede izledim zaten. Şu an son 3 gündür sadece YouTube'da kraliyet belgeselleri izliyorum. Ve yani aslında o kadar izlemek istemiyorum ki ama bırakamıyorum. Entrika beni kendine çekiyor şu an. Bırakamıyorum. Muhteşem Yüzyıl etkisi bıraktı bende Prens Charles'a olan nefretim. Bırakamıyorum. Son durumumu size göstermek istiyorum. Royal Wedding izliyorum arkadaşlar. Ve sürekli George Clooney ile karısını gösteriyorlar. Bakın geri gelecekler şimdi. Ne yaşanıyor bilmiyorum. Hayatımda hiç Royal Wedding izlemedim. Bir de bir şey soracağım. Çünkü gerçekten çok merak ettim. Sorunun cevabını cidden almak istediğim için soruyorum. Bu kadın kim?
Çünkü düğünün başından beri çok duygusal. Ve merak ettim acaba ailenin dostu mu ne? Yani bir de hep onu gösteriyorlar bak niye duygusal. Ve gerçekten merak ettim. Hani böyle kötü niyetle sormuyor. Royal Wedding'e dair bir bilginiz varsa beni bilgilendirin lütfen. Normalde bunun tamamı bir video olacaktı. YouTube'dan buldum. Ve hoşuma gitti. Ve şimdi size prezente edeceğim. Bakın şimdi. Sorunsuz olmuyor. Sorunsuz olmuyor. Sorunsuz geçmiyor. Akşam kendimden vazgeçtim. Burayı yapabilecek miyim bilmiyorum. Bana ne? Yapamam burayı. Bakın şimdi. Sorunsuz olmuyor. Sorunsuz geçmiyor. Sorunsuz olmuyor. Bu kadar da yeter artık ya. Ana görüş. Merhaba Pablo. Ay Pablo. Kumaraya götürdüm ben. Bu beyefendimizin boyası biraz akmış mı denir? Boya rötuşu atacağız şu an. Bu gözlükle çok komik duruyorum biliyorum. Ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Beni böyle çaresin. Gözlüğü çıkaracağım. Benle dalga geçeceğinizi biliyorum. Komik duruyor biliyorum. Bakın elması da burada. Ay el kuruyor. Nasıl sinirim bozuyor. Çıktı ki yani. Boyalı niye çıktı böyle? Saçma sapan. Saçma sapan. Cümlelerle. Yasaklar geri geldi. Ne yapacağım yani? Hiçbir şey yapmayacağım. Evde yine oturacağım. Bu yasaklar olmadan önceki bir tarihe atlayalım hemen. İyi seyirler, ben boyamaya devam edeceğim bu sırada. İrem bizi arabayla alacak. Hepimizi yol üstüne alacak ve... İrem Hanım nasıl? Kooplotumuzla Can Bey. Şimdi derini almaya gidiyoruz arkadaşlar. Neyse kendime yemek aldım. Neyse gelir arkadaşlar. Ooo! Korna da çalıyorsun. Aramıza Baran Özyönüm ve Derin Yılmaz da katıldı arkadaşlar. Biz de büyüdük. Evet. Artık günün sözü bu. Bir dakika neydi? Heyecanlanma. 35 dakika. Sarmış. İrem sana diyor. Bu hayatta sadece bir gün yaşıyorum. Kim? O da bugün. Diyecek şimdi bu yeni neslin haline diyecek senin yüzünden. İnadınanın. Dördüncü bu yani. Madı. Kalbin dur. Arkadaşlar hiç yalıda kalan arkadaşınız yok mu ya? Var. Varsa bana ayarlasın. Çok eskiden tanıdığım. Ne olur bir tanıştırın yalıda. Şu an videoda mı? Çekiyor mu şu an? Başlattın mı? Yukarıda. Çarpıyor. Çık biraz daha. Şu an çıktın artık. Sedin mi? Ha. Ölçüm. Dur girişimizi kaçırmayalım. İşte şey yukarı. Ya ne yaptın? Ya elleme sen. İleri git ileri. Müzik çalıyorsunuz dolayısıyla ben birimle kayıt alamıyorum ya ayıptır söylemesi. Derin buranın Karaköy olduğuna inanmıyorum. Bak bak deniz. Ya manyak mısın? Çünkü biz hep Sunumaya giderken evet, buraya gelmiyor muyuz abi? Kanka burası... Para çekersin. Meral ne kadar güzel çekiyor. Mesela 18'in karesi ne? Ne? Arkadaşlar ayıptır söylemesi. İrem otopark yapmasın. Park etmesin. Sus lan park etmesini bilmiyor.
kafemize geldik. Ay, ben niye yoruldum abi? Gidelim. Manyak zaten. Güzelce al. Allah Allah. Deniz'le şöyle çok yakışmış kardeşim. Buraya kadar gelip hiçbir yerde yer bulamadık arkadaşlar. Şimdi de yüzsüz bir şekilde Kadıköy'e. Nereye? Trafiğe takıldınız ya. Ha, tabii biraz. Ama zaten trafiği var mı şu an? Yok evet. Ya bu saat. Var. Abi tam binaya korona başlamadan gitmiştim. Kamera. Kamera. Ay. Şeyde koyarmış. Şimdi bak ama sen... Abi ağzını sıkıyor. Görmedin mi herisi yani? Tersin. Sen abi... şu an oradan gidemeyiz abi. Ay, İrem. Dur adam geçer çıktık, orada. Çıktık kaldı. Abi hakikaten bir sakin olabilir. Bir sakin olabilir miyiz? Tamam, abi yol falan yet. Yok yani. Git. Ağzını sıçıyor sizin. Bir dakika şey vardı, tabela var. Hayır, tabela abicim. Varsa ters değildi. Ters. Ters. Tabela varsa ters durumu. Neyse güzel yerler görüyoruz bence. Çok güzel bir gün sana. Ben gayet eğleniyorum ya. Ben de. Ölüme de birlikte gidiyoruz. Şey ya. Çok güzel bir yere çıktık yani bu arada. Tam köprünün ayağına çıkacağız. Ay ne güzel. Ama trafik de güzelmiş. Biraz olacak dedim ama. Bakış verin bir yer. Evet bence. İtiraf ne kadar aşık olamaz. Senin bir kalbin. Merhabalar, geri mi geldiniz? Hoş geldiniz. Ben hala boyuyorum. Kamerayı açtım, unutuyorum bazen arkadaşlar. Hatırlatsanız arada ya. Çok korkunç duruyor. Evde tekim. Yaşasın. Ay, o kadar yorgunum ki. Erken uyanınca o kadar kötü oluyorum ki. Eskiden uyanabiliyordum. Bu kadar çabuk yaşlanmış olmam normal değil benim. Kek yaptı. Tamam. Olsun, kasamayacağım. Çok güzel gözüküyor. Ben de Home and Entertainment'daki kadınlar gibi hissettim. Ay, çok tatlı. Lütfen çık ya. Çok tatlı oldu ama çıkmıyor. Tamam bak, ben de böyle keserim. Ay bakın dur eğmiyor ya. Ay çok mutluyum. Ay çok mutlu oldum. Los Verdes my friend. Abi. Ay Home Entertainment'daki ekmek diyordum. Kekler gibi. Home Entertainment prodüksiyonunda çalışan biri varsa bana show ayarlasın. Geliyorum haftanın 7 günü kek pişiriyorum. Ay şuna bakın. Şuna bakın. Ay çok güzel oldu. Cici. Rujum için üstüme gelmeyin. Demin uyudum. Şimdi yine uykum var. Yani bana uyku yetmiyor galiba. Bunu anladım. Ama yine tabii ki koltuğumdayım canım, koltuğum. Merhabalar. Sketchbook'umu göstereceğim. Eskiz defteri. Güzel bir translate'di. Vatana millet hayırlı olsun madem öyle. Çok da merak etmediğinizi biliyorum ama bir şey yapıyormuş gibi gözükmek istiyorum. Bakın elma. Tamam mı? Bunu bitirme. Çünkü kasamadım. Bitirmeye kasamadım. Çok iyi. Kafa, tası. Bir şey diyeceğim ben galiba. Gerçekten komiyim. Bunun adı yok. Küvet. Bunun adı yeşillik. Bunun adı yok. Burada bir şey denedim. Olmadı. Bunun adı evet. Bunu Instagram'a koymuştum zaten. Sıkıldınız değil mi? Bugün mutlu insan görmek istemiyorum. Doğru. Bu da onun önce bir çalışması. Sağ baştan Barış Manço, Fikret Kızılok, Cem Karaca ve Erkin Koray. Ama bok gibi çizdik. Tada ayıcık. Tamam lan ses gel.
Vazo. Çok yaratıcı isimler buluyorum. Ada. Bu da vazo. Bunun ismi kutuya sığamıyorum. Bakın bir tek bunu bitirdim onu çünkü yine kazandım. Bunun adı A. Diğerinin ismi A. Bunun adı A. Şimdi bu da var. Bu da A. Bu da ne yaptım bilmiyorum. Renkleri bakın bok gibi oldu. Bak bunu da bırakmışım. İsmi de robot. Robotu geçiyorum. Bu ne burada bir şey yok bence. Yok bunu kameranın fokuslansın. Bu eskiz. Bu da bir eskiz. Bunu da bitirmedim. Kulak çizdim bakın. Bu da el. Ama belli oluyor mu? İkisi de bok gibi oldu. Burada böyle üçlü bir şey yapmak istedim. Bütün sayfa, iki sayfayı da kullanarak. Bu da yine bitirmediğim isim. Bu da parmağım. Bu ne hiçbir fikrim yok. Bunun ismi de... Neymiş ismi? Tekrarlar mısın? Teşekkür ederim. Burada ne yapıyordum biliyor musunuz? Şuradaki küçük Aziz Nesin resmini çizmeye çalışıyordum, tamam mı? Sonra ebatını biraz karıştırdım. Ve bu canavara dönüştürdüm. Burada da böyle iki sayfayı kullanmak istedim. Biceps. Bunun ismi Biceps. Bu müsait bir yerde inebilir miyim? Bu da kafa. Eğlendiniz mi? Eğlenmediğinizi biliyorum. Ne yapabilirim? Bu koltukta oturmaktan başka bir aktivitem yok mu? Görüşmek üzere. Bay bay. Kutunun son halini merak ediyorsanız hemen gösteriyorum. Kutuya şöyle bir şey yaptım. Bunların kafasına ipleri sardım. Niye anlatıyorum bilmiyorum. İpleri sardım. Şimdi tekrar sökeceğim çünkü anlatıyorum ki anlatmama hiç gerek yok gerçi. Kutuyu salalım. Yeterince zaten kutudan çektik. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasılsınız? Vaka sayısını gördünüz mü? Görmemeyi tercih ediyorum ben açıkçası. O ne? Biraz korkunç sanki. Bu vaka sayısını gördükten sonra diyorum ki hani ben nasıl korona olmadım? Dikkat etmedim diye değil ama sonuçta dikkat eden de oluyor. Bak kardeşim bir kere daha lafımı bölersen. Dikkat eden de oluyor, dikkat etmeyen de korona oluyor. Ben nasıl olmadım diyorum. Ablamın arkadaşlarından mesela olan oldu veya arkadaşlarımın ailesinden olan oldu. Ama aşırı yakın çevremde hiç korona çıkmadı. Eğer korona geçirdiyseniz veya korona geçiren bir yakınınız varsa çok geçmiş olsun. Vaka sayıları gerçekten çok fazla. O yüzden evde kutumla çok mutluyum arkadaşlar. Online dersler gerçekten beni çok zorluyor. Ortalamamı yüksek tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sınavlara ben girdim. Ortak sınavlara. Ama galiba sayılmayacaklar. Çünkü bir sürü okul sınavlara giremedi. O kadar çalıştım boşa gitti. Ay bilmiyorum. Notlar neye göre verilecek gerçekten bilmiyorum. Bu arada şu piercingimi, canım piercingimi, büyük riskler alarak yaptırdığım piercingimi sürekli diyorsunuz ki Deniz artık halka tak. Arkadaşlar ben zaten halka takmak için piercing deldirdim, tamam mı? Ama piercingi önce böyle deldirmek gerekiyormuş. Piercing kural kitabında böyle yazıyor. Direkt halka delemiyorlar. Neden? Hiçbir fikrim yok. Yani halka delseler ne fark edecekti gerçekten bilmiyorum. İkisi de delik sonuçta değil mi? Bilmiyorum. Piercing cahilliğime verin bunu. 1,5 ay geçmesi gerekiyormuş piercingimi değiştirmem için. Ve acımıyor bakın bakın. Geçen gün Derin'le otururken de konuştuk. Derin benim en piercingli arkadaşım. Çok iyi bir başlık kendisi için. Derin seni çok güzel tanımladım bir şey değil. Konuşuyorduk dedi ki acıyor mu dedi. Hani değiştirme bence bekle biraz daha dedi. Ama ben dünyanın en sabırsız insanı olduğum için hani baktık acımıyor. Vursam da şey olsam da acımıyor, tamam mı? Acısı yok. Böyle bucim bucim dönüyor. Vida gibi dönüyor orada. Gittim piercingci kadının yanına gittim. Artık değiştirsek mi? Kadın dedi ki hayır dedi. Bekle dedi. O halkayı takmak için bekle dedi. Ama ben beklemek istemiyorum. Yani tabii kadın iyi ki bana doğruyu söylüyor. Belki çıkardığı anda böyle kan falan fışkıracak. Hiç sanmıyorum ama belki öyle. Sabrediyorum. Siz de sabredin. Ben de halka takmak istiyorum. Piercingimin üstüne gelmiyor. Yine konudan konuya atladım. Ay ip. Elime takıl be. Öyle ya, artık videoyu kapatıyorum. Çok uzun bir video oldu. Bu arada videoda sağlam telif yiyeceğim. Videonun en az 5 farklı kısmında telifli şarkı var. 40 yılda bir uzun video koyarım. O uzun videoda da telif yediririm kendi kendime. Olsun. Hiç sorun değil. İzleyin yeter. Eğlenelim yeter. Gülelim yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.